Dünyada her yıl 15 milyon kişinin inme geçirdiği ve 5 milyon kişinin de inme nedeniyle hayatını kaybettiği bildiriliyor. İnme, dünyada kalp sağlığı ve kanserden sonra gelen en önemli ölüm nedenlerinden biri. Efendim, ayrıca tüm dünyada 29 Ekim inme konusunda bilincin arttırılması nedeniyle Dünya İnme Günü olarak ilan edildi. Biz de 29 Ekim'e yaklaşan bu günlerde inme konusunu önlemek mümkün müdür? Bunu soracağız. İnme belirtileri, risk faktörleri, tanı ve tedavi yöntemlerini soracağız. Stüdyomuzda bu bölümde Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, kardiyoloji uzmanı doçent doktor Barış Güngör var. Eğer sizin de inme ile ilgili merak ettikleriniz, sorularınız, sorunlarınız varsa bizi ekranlarınızdan gördüğünüz numaralardan ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Sohbet boyunca çekinmeden, sohbeti bölerek sorunuzu sorabilirsiniz. Yanıtını canlı yayında öğrenebilirsiniz. Sayın Güngör, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Sizi yeniden burada ağırlamak büyük bir onur, büyük bir zevk. Evet, şimdi bugün de sizinle inmeyi konuşacağız. Halk arasında felç olarak biliniyor. Acaba tam olarak nedeni nedir? Vücutta ne gibi fonksiyonlar değişir bu aşamada? İnme, tabii bizim vücudumuzda ellerimizi hareket ettirirken veya görme, konuşma, her şey beyinden gelen sinyaller sayesinde oluyor. İnme, beynin fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak kaybı. Oradaki hücrelerin zedelenmesine bağlı olarak gelişen bir şey. Bu kısa süreli olabilir veya uzun süreli olabilir. Buna bağlı olarak inme dediğimiz şey, eğer 24 saatten uzun süre sürüyorsa bu tam tipik inme oluyor. 24 saatten daha kısa sürüyorsa geçici iskemik atak veya inme atağı olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi şöyle, tabii bütün vücudumuzda dokuların oksijene ihtiyacı var. Sürekli kan akışının devam etmesi lazım. Beynimize 4 tane damar çıkıyor. İkisi önden, ikisi arkadan. Bu damarlarla ilişkili bir problem olduğumuzda ve tabii beyine giden kanla ilişkili bir anormal durumda kan akışının azalması veyahut da beynin içindeki dokuları besleyen damarlarda tıkanma olması durumunda o bölge fonksiyonunu kaybederse hasta bunu vücudunda işte yüzünde anormallik, işte kolunu hareket ettirememe, uyuşukluk vesaire bu tarz bazı şikayet olarak hissediyor. Tabii ki bu çok acil bir hastalık ve ülkemiz için de ciddi bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda ciddi bir ölüm nedeni değil mi hocam? Evet, ciddi bir ölüm. Ülkemizde bu kalp damar hastalığı dediğimiz zaman zaten kalp damarlarında tıkanma, işte bacak damarlarında tıkanma veyahut işte anevrizmalar, damar genişlemelerinin yanında beyin damar hastalıkları da bu kalp damar hastalıklarının içine giriyor. Genel olarak bunların sebepleri benzer. Daha önceki konuşmamızda da programımızda da söylediğimiz gibi yani kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, bazı ritim bozuklukları, işte psikolojik sebepler olabilir, egzersiz yapmamak, kilo artışı, obezite dediğimiz durum. Bunların hepsi damar yapısını bozduğundan dolayı tutulan damarın hangi dokuyu beslediğine, hangi organı beslediğine bağlı olarak da farklı hastalıkları yol açıyor. Eğer kalbimiz olursa bu koroner kalp hastalığı olur. Eğer beyin damarlarında ana damarlar veya kılcal damarlar da bunun içine giriyor. Bu defa hasta işte bunun içinde demans da var veyahut da ani gelişirse de inme olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi dediniz ya, bir geçici iskemik atak var, bir de 24 saat boyunca süren kalıcı felç mi diyelim buna, nasıl adlandıralım? Evet. Yani kalıcı olması için hastada tabii ki bunun iz bırakması lazım. Yine iyileşmeyecek bir hastalık olarak düşünmemek lazım. Ama ülkemizde tabii ki her sene işte 400-500 bine yakın vefat olayı yaşanıyor. Bunların 30 bin 40 bin kadarı sadece inmeyle ilişkili, çok yüksek bir sayı. Yani kalp damar hastalığı içinde ölümlerin de önemli bir kısmı yine inmeye bağlı. Tabii ki inme geçiren her hastada da vefat olacak diye bir şey yok ama ortalama 5 veya 6 hastadan bir kişinin de inmeye bağlı vefat ettiğini düşünüyoruz. Yani 300 bine yakın bir inme vakası ülkemizde var. Hastada tabii 24 saati geçmesi, hasta 24 saat sonra başvuracak olarak düşünmemek lazım. Hastalık başladığı anda tabii hasta başvuruyor, tedavi başlanıyor. Bu tedavi başlandıktan sonra eğer hastada iyileşme olursa 24 saatten kısa sürerse başka bir hastalık diyoruz, daha hafif bir formu. 24 saatten sonra hala hastalık devam ediyorsa tedaviye rağmen tabii bu inme olarak kesin adlandırıyoruz. Ama bu da iyileşmeyecek diye bir şey yok. Sonuç olarak güncel tedavilerle bunların da büyük bir kısmı iyileşiyor. Ama yine de ciddi bir ölüm sebebi inme. Erken tanı önemli herhalde bu anlamda değil mi? Erken vakitte evet. Müdahale. Şimdi hastalarımız genelde doktor bey siz tanıyı koyun diyorlar. Ama inmede maalesef burada hasta ve hasta yakını tanıyı koyması lazım. Çünkü saatler, dakikalar içinde beyin hücreleri oksijen düştüğü anda tepki veriyor. Normalde dediğim gibi 4 tane damar var.
yan dolaşımlarla beyin kendini korumaya almaya çalışıyor. Ama bunu hasta, tabii bu her bireyde bu yanıt farklı olacağından dolayı hastalarımızın veya vatandaşlarımızın diyelim, çünkü hepimizin başına bu hastalık gelebilir, inme konusunda bilmesi lazım. Yani alarm durumuna ne zaman geçeceğini vatandaşın bilmesi lazım ki hemen tepki verecek. Mesela sabah uyandı, kolunda uyuşukluk var. Ya çok basit bir şey de olabilir. Bir gece damarı tıkandığı için sabah uyuşuklukla uyanmış da olabilir. Bu durumda tabii ki bu inmeyle ilişkili zaten tüm dünyada şu anda belki de kalp damar hastalıklarını en hızlı tedavi gerektiren, kalp krizinden bile hızlı tedavi gerektiren bir numaralı hastalık inme hastalarıdır. Tabii bu tanının da koyacak kişi hasta veya hasta yakın olması lazım. Yani bireylerimiz, vatandaşlarımız bu inmenin ne olduğunu bilirse ve de inmeyle ilişkili şikayetlerin ne olabileceği ne bilirse en hızlı şekilde tabii sağlık kurumlarına başvurması gerekli veya ambulans çağırarak hemen gitmeleri gerekli. Peki şimdi üstüne basa basa yeniden belirtiler üzerinde duralım. Evet. Acaba hangi belirtileri gördüğümüzde hemen bir ambulansı aramalıyız ya da kendimizin yapabileceği bir ilk müdahale var mıdır? Şimdi inmede diyelim ki sabah uyandı anneniz veyahut da kardeşiniz, yani genci yaşlısı yok inmenin. Ya kolumda bir şey tutamıyorum diyor. Veyahut da kolunda uyuşma var diyor. Veyahut da konuşurken kelimeleri söylemede zorlandığını fark ettiniz. Yüzünde asimetri fark ettiniz. Veyahut da denge. Kalktı, dengem yok diyor. Bu tarz yani birçok spektrumda şikayetleri olabilir. Bunun en ciddi hali tabii hasta yataktan hiç kalkamaz. Vücudunun yarısını hiç kullanamaz. Veyahut da hiç konuşamaz. Bunlar en ciddi form. Bunların daha hafif formlarıysa mesela o günün ne olduğunu bilmeyebilir. Sorarsınız sizi tanımaz. Tabii amnezi olur. Ya dün ne yaptınız? Bunlar dahi çünkü inme bir spektrum olduğu için basit başlayıp çok ileri doğru çok şiddetli bir forma dönebilir veyahut da dalgalanma yapar. Yani hasta bir kendine gelir, yok yok iyiyim der ama onun onu diyor olması bile bir saat sonra komaya girmeyeceğinin garantisi olmaz. Pratik olarak yani kişiler yani hekimi aramaya da gerekiyor. Çünkü bu gözle görülen bir şey. Yani bir anormal hissettiği anda ben iyiyim dese bile hastalıktan şüphelenmiş kişinin hemen bir acile başvurmakta fayda var ya. Kendimizin yapabileceği bir şey pek yok herhalde. Evet, kendimizin yapabileceği bir şey yok. Genelde bu inme dediğimiz olay damar tıkanmasından olsa bile beyin kanamasından da olabilir. Mesela genelde işte kalp hastalarına diyoruz işte hemen bir aspirin verelim göğsü ağrıyınca veya tansiyon çok yüksek işte bir tansiyon ilacı var verelim. Ama inme hastalarında bunlar uygun değil çünkü inme hastasında kanamadan da olabilir bu durum. Damar tıkanıklığından da olabilir. Bunu acile başvurup görüntüleme yöntemi yapmadan hekim dahi ayırt edemez. Bu yüzden hiçbir şey yapmadan en hızlı şekilde ve en önemli şey tabii ki ya bu geçer deyip de vakit kaybetmemek lazım. Hiçbir şey yani tansiyon ilacı bile vermek uygun değil. Çünkü damar tıkandığı zaman kan dolaşımının devamlılığı açısından tansiyonun belli bir seviyede olması lazım. Tansiyon ilacı verip de tansiyonu düşürürsek eğer bu defa o risk altındaki yani oksijen seviyesi düşmüş hücrelere kan akımını azaltırız ve ölü dokunun genişlemesine yol açabiliriz. Pratik olarak yapacak hiçbir şey yok. Hastanın genel durumu iyiyse yani tabii ki 112'yi aramak her zaman için en garanti bir yöntem bile olsa bazen dakikalar dahi bu işte kritik bir rol oynayacağı için özellikle yakın bir hastaneye yakınsak ve hastayı da götürebilecek bir durumumuz varsa yani kendi imkanlarımız hastayı acile ulaştırmak da bir opsiyon olabilir ama tabii hasta hiç kalkamıyor. İşte nefesinde problem var. Soluğunda bir anormal hissediyor, böyle ciddi bir durumu görüyorsak hemen ambulansı arayıp hastam işte inmeden şüpheleniyorum diye de söylemek lazım yani aradığımızda. Dediniz ya gençlerde de görülür, hepimiz risk altındayız. Acaba önlemenin bir yolu var mıdır? Sigara bu anlamda bir risk faktörü müdür? Bütün kalp damar hastalıklarının risk faktörü 3 aşağı 5 yukarı ortak. Şeker hastalığı geliştikten sonra şeker hastalığı mesela çok yüksek risk altında. Şekerin düzgün tedavisi. Sigara herkese yasak. İşte pasif içicilik, aktif içicilik, her tür duman bunlar yasak. Hatta deniyor ki hava kirliliği dahi felce arttırıyor deniyor. Yani bu kadar önemli. Sonuç olarak bizim aldığımız nefesteki bütün moleküller kanımıza karışıyor. Ve bunlar da bir alerjik reaksiyon. Bu kalp damar dediğimiz hastalık kolesterolün yanında inflamasyon. Vücudumuza ne kadar toksik madde, zehirli madde sokarsak vücudun verdiği reaksiyona bağlı olarak normalde kolesterol yüksek bir bireyde mesela birinde damarı çok tıkalı oluyor, birinde tıkalı olmuyor. İşte sigara içmeyen, kendine iyi bakan, beslenmesine dikkat eden kişilerde risk daha düşük. Bunun dışında işte stresli bir hayat yaşıyor, hiç egzersiz yok, kilolu, işte yoğun sigara içisi bunlar kendi kendilerine riskini çok çok arttırıyorlar. Bunu önlemek açısından yapacağımız şey
Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak duracağız. Alkol tüketimini mümkün olduğunca minimal, hiç içmemeye gayret edeceğiz. Tabii ailemizde de risk varsa daha da bir dikkatli olmamız lazım. Ama burada en önemli olay bazen de yani sapasağlam bir adam bile felç geçirebileceğinden dolayı olayı gördüğümüz anda yoldan geçerken dahi biliyor. Bir vatandaş da bundan şüphe hemen acile götürmemiz lazım. Fayda var. Yayından önce bana mutlaka şunu hatırlatın dediniz. Yaşlılarda çarpıntı deseniz ben hatırlayacağım dediniz. Evet. Yaşlılarda çarpıntı önemli bir bulgu mudur? Evet tabii. Atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu 50'li 60'lı yaşlardan sonra bu inmenin en önemli sebebi oluyor. Çünkü atrial fibrilasyon dediğimizde bu kulakçıkların kasılması bozuluyor ve burada ufak pıhtıcıklar oluşmaya başlıyor. Şu anda felç geçiren 3 hastadan 4 hastadan birinde altta yatan bu ritim bozukluğu saptanabiliyor. Ama bu ritim bozukluğunun iki tipi oluyor. Biri hemen saptamak kolay. Yani hastayı ilk gördüğümüzde EKG dediğimiz kalbin elektrosunu çektiğimizde görüyoruz. Ama bazılarında da gizli olabiliyor. Bunlarda da uzun süreli holter monitorizasyon dediğimiz yani ritim kaydı alarak kısa süreli bu çarpıntı atakları var mı yok mu bunu incelememiz lazım. Özellikle yaş 75 yaşın üzerindeyse kalp yetmezliği, şeker, işte damar tıkanıklığı gibi hastalıklar varsa da bunlara özel kan sulandırıcı ilaçlar ömür boyu vermemiz lazım. Çünkü ilaç vermediğimiz zaman o hastaya bakıyoruz normal diyoruz ama ilaç başlamadığımız zaman hasta gece uykusunda ritim bozukluğu gelişirse sabah yine felçle uyanabilir. Yani çünkü zaten kardiyolog olarak tabii ki bize yönlendirilen her hastada biz işte 24 saat, 48 saat bazen bir hafta veya daha uzun süreli bu gizli çarpıntı ataklarını araştırıyoruz ki bu özel ilaçları, kan sulandırıcı, antikoagülan dediğimiz ilaçları bunlara gerekirse başlamamız için. Herhalde %30 hastada da inme sebebi bulunamıyor değil mi hocam? Evet. Özellikle gençlerde. Neden? İşte bunlarda inmenin sebebi biraz daha farklı oluyor. Mesela inme dediğimiz zaman damarın tıkanması veya dokuda bir kanama olması lazım. Ama %90 hastada damar tıkanması. Ama bu damar tıkanmasının sebebi yaşlılarda kalbin içindeki pıhtıcık atması olabilir. Evet. Ama gençlerde ritim bozukluğu yokken de bu olabiliyor. Bu da doğuştan gelen kalp delikleri veyahut da kulakçıklar arasında kirli kanlı temiz kanın karışmasına bağlı bir komplikasyon olarak karşımıza çıkabiliyor. Mesela hamile bayanlarda bacak damarlarında toplar damarlarda pıhtı oluşması. Yani varis. Varis tam olmuyor da derin damarlardaki pıhtı oluşması. Buna derin ven trombozu deniyor. Mesela doğum yapıyor. Mesela doğum sonrasında veya ameliyat sonrasında hastaları hemen yürütüyorlar. Bunun sebebi bu iç damarlarda ufak pıhtıcıklar oluşursa bu pıhtıcıklar akciğere veyahut da doğuştan gelen bu kulakçıklar arasında kirli kan, temiz kan karışma durumu olan bireylerde ki bu da ortalama 4 bireyden birinde yani sağlıklı gözüken 4 kişiden birinde bu durum olabilir. Ne zaman hastalık diyoruz? İşte o kirli kan, temiz kan karışırsa ve hastada felce yol açıyorsa bu da tabii ki bir hastalık oluyor. Ve bu durumda da o işte biz kardiyologlar olarak o zarları birbirine yapıştırıcı anjiyografik yöntemlerle bazı cihazlar koyarak oraya kapattığımız zaman artı işte bu kan sulandırıcı ilaçları verdiğimizde hastanın açıkçası felcinin tekrarlamasını çok çok azaltıyoruz. Tabii yani. Tekrarlaması dediğiniz herhalde ilk bulgu inmenin gerçekleşmiş olması. Tabii, ilk gerçekleşmiş seferde olması. Olsa değil mi? Evet. Bu da kötü bir haber. Peki şimdi inme geçiren kişiden hangi testler istenebilir diye sorsam herhalde geçirmeden önce yapılacak bir takım testler yok. Yani geçirmeden önce özellikle belli bir yaşın üzerinde işte 65 yaşın üzerinde dediğim gibi bu çarpıntıyla ilişkili tetkikler önemli. Hastada kalp yetmezliği var mı? İşte elektro dediğimiz bu tetkiklerde ritim problemi var mı? Bunun dışında işte kan tahlilleri önemli. Kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği bunlar da inmeyle ilişkili. Ama önümüze geldi hasta tansiyon yüksek. Tabii ki tansiyon yüksekliğinde altını çizmemiz lazım çünkü beyin kanamasının en önemli sebebi tansiyon yüksekliği. Dolayısıyla yani, tansiyon tabii, kontrol altında mı tutulmalı? Tabii tansiyon yüksekliği, tansiyon ilacı vermemizin de en önemli sebebi tabii ki inmeyi azaltmak önlemek. Amacıyla tabii ki. Yani normal fizik muayene yapılıyor, tansiyon değerleri, kalbin ultrasonu dediğimiz, işte elektro bunlar bizimle ilişkili testler. Ama en önemli olay tabii risk faktörlerinin eliminasyonu. Ortadan kaldırmamız lazım ki biz bunu şimdi yaparsak hastanın 20 sene sonra belki felç geçirmesini engelleyeceğiz. Bu günler, aylar içinde olacak şeyler değil. Benzer şekilde bu kolesterol düşürücü ilaçlar da eğer hastanın riski yüksekse özellikle diyabet hastaları gibi veya daha önceden felç geçirmiş hastalarda biz rutin olarak bunları öneriyoruz. Çünkü biz bu hastalığın ateroskleroz denen olayın bir sistemik hastalık olduğunu kabul ediyoruz. Yani bir hasta felç geçirdiyse tekrarlama riskinin yanında kalp krizi, bacak damarına tıkanma, işte ana damarlarda da benzer pıhtı oluşması gibi risklerin yüksek olduğunu farz ediyoruz. Evet.
Peki inme geçiren bir kişide evet ölüm en acı sonuç ama eğer ölmez ise ve tedavi edilmez ise başa gelebilecek en kötü şey nedir? Tabii hasta en kötüsü yatak bağımlı olabilir. Hiç konuşamaz. Gözleriyle ilişkili problem olsa hiç görme geri gelmeyebilir. Burada da tabii en önemli şey yine hızlı hareket. Şimdi ülkemizde inme tedavisi biz kalp krizinde ortalama 15-20 senedir uyguluyoruz. Tıkalı damarın hemen açılması yöntemiyle dokuya kanın akışını sağlarsak hücreler tabii ki oksijenle kavuştuktan sonra hemen dokuların canlanacağını bekliyoruz ve bu tedaviyi rutin uyguluyoruz. Şimdi ülkemizde ve bütün dünyada da bunun benzerini felç hastalarına uygulanıyor. İnme merkezleri ve inme üniteleri İstanbul'da da var, tüm Türkiye'de kuruldu. Bu çok önemli bir şey. Yani mesela hastamız inme geçirdiğinde ne yapacağız eğer konuşuyorsak burada en önemli olay ya ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Aynı bir deprem gibi ne olacağını bilmiyoruz ama başımıza geldiğinde ne yapacağımızı önceden bilirsek çok hızlı bir müdahaleyle hastanın o ölen milyonlarca beyin hücresini dakikalar içinde müdahale. Çünkü bu hastalıkla ilişkili yani zaman beyindir diyorlar. Çünkü dakikalar geçtikçe beyin hücreleri ölüyorlar. Biz ne yapacağız? Acil durum planımız eğer bizim olursa bu ne olabilir? İşte hastada gördüğümüz anda nereye gideceğiz? Bunun şu anda Türkiye'de en mantıklı olanı tabii ki ambulanslar dahil zaten bu sistemi uyguluyor. İnme üniteleri veya inme merkezlerine gidilmesi lazım. Yani ambulansı aradığımızda bize inme ünitelerinin olduğu hastanelere götürüyor. Yani benim hastam felç geçiriyor. Diye söylemek lazım. Bize en yakında şurada bir inme ünitesi var veya inme merkezi var. Bizim oraya gitmemiz lazım. Diye biliyor tarzında. Olmamız. Normalde ambulans bunu yapması gerekiyor ama bunu oluyor. Hasta bilirse yönlendirme çok çok önemli. Bu inme üniteleri veya inme merkezlerinin ne farkı var normal acillerden? Çünkü normal acilde yani trafik kazası da geliyor, enfeksiyon da geliyor, ishal ama bu inme ünitesi dediğimiz yere hasta girdiğinde zaten orayla koordinasyon düzgün kurulursa ambulansta diyorlar ki bir felç hastası getiriyoruz, bulguları bu, olası damar tıkanıklığı şudur gibi ön bilgi oraya ulaşıyor. Orada ekip onu bekliyor. Hazırlanıyor. Tabii ki gelir gelmez tomografi dediğimiz tetkik çekiliyor. Burada en önemli olay tomografide neye bakılıyor? Kanama var mı? Çünkü tabii beyin kanaması veya beyin etrafındaki zarlarda kanama yoksa pratik olarak damar tıkanıklığı olarak düşünülüyor ve hasta damar tıkanıklığına bağlı inme prosedürü doğrultusunda direktman yani tedavisi ona göre başlıyor. Bu nedir? Saatler alırsa çok geç. Dakikalar alması lazım. O yüzden hastayı ilk gördüğü andan itibaren bu prosedürün başlaması hasta için en iyi sonucu bu şekilde elde edilecektir. Şimdi acile geliyor hasta hemen inme merkezine alınıyor ve ilk yapılan şey tomografi çekmek. Ki buna göre tabii, muayene yapılıyor, tomografi çekiliyor. Eğer kanama varsa kanamaya zaten tamamen ayrı bir tedavi yani kan sulandırıcı asla verilmiyor. Eğer beyinde kanama büyükse işte beyin ameliyatları vesaire gündeme gelebilir. Ama damar tıkanıklığı olan yani %90 felç dediğim şeyin %90 sebebindeki bu damar tıkanıklığı dediğimiz anda hastanın durumuna göre pıhtı eritici ilaç hemen başlamak gerekiyor. Özellikle ilk 3 saat içinde eğer hastanın şikayetleri başladıysa mesela 1 saat içinde acile ulaştınız ve çekildi. Dendi ki tamam damar tıkalı şu anda inme ünitelerinde hemen pıhtı eritici ilaç hastaya başlanıyor. Ama bu pıhtı eritici ilaç ne demek? Kanama riskini de yanında beraber getireceğinden dolayı hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi lazım. Yani hastanın kanama riskinin ne olduğunu da doktor orada değerlendiriyor. Tabii ki hastaya da bununla ilişkili bir onam. Hasta bunu kabul etmesi lazım. Yani hasta bilgilendiriliyor. Eğer hasta yakınları bir hasta bunu onaylarsa bu tedavi veriliyor. Çünkü oradaki pıhtıyı ne kadar hızlı eritirsek tabii ki kan dolaşımını tekrar sağladığımız andan itibaren dokuların canlılığı geri gelecek ve minimum sekel dediğimiz yani hastada araz denen şey kalacak şekilde hastayı kaldırabiliriz. Bunu eğer dakikalar içinde yaparsak tamamen yatakta gelen veya komada gelen bir kişi yürüyerek dahi hastaneden çıkabilir. Güzel yani haber. Hastaya umut olan bir tedavidir. Peki sevgili hocam bu bahsettiğiniz inme üniteleri tüm Türkiye'de yeterli derecede var mı? Evet tabii bu şu anda bakanlık bununla ilişkili bazı kriterleri de yayınladı. Yani her yerde kurmayı amaçlıyor. Pratik olarak İstanbul'da çok var. Yani büyük şehirlerde var. Burada olay size en yakın olanını bilirseniz eğer böyle bir durumda gideceğiniz adresiniz belli olacaktır. Yani diyelim ki ambulans sizi başka bir yere götürdü. O vakit kaybı hastanızda çok ciddi bir geri dönüşü olabilir. O yüzden size en yakın bu işlemi yapan internette bunların listesi veyahut da gidip hastanelerle de konuşulabilir. İnme ünitesi en azından olması lazım. İnme ünitesi ile inme merkezinin arasındaki fark da şu.
inme ünitesi pıhtırtıcı ilacı verebiliyor. Nörologlar kontrolünde işte bütün bu görüntüleme yöntemleri vesaire yapılabiliyor. Ama inme merkezi dediğimiz iş onun bir üst seviyesi. Diyelim ki beyin kanaması gelişti, işte beyin cerrahisi müdahalesi gerekti, onlar yapılıyor. En önemli şey de aynı anjiyoda bizim yaptığımız kasıktan girerek damar açma yöntemini beyin damarına uygulanabiliyor. Bu da şu anda eğer hasta işte ilk 3 saat içinde geldi, pıhtırtıcı ilaç verildi. Hemen akabinde eğer inme merkezine başvurduysa hasta anjiyografiye alınarak da tıkalı damardaki pıhtı görülüyor ve o pıhtı çıkarılıyor. Yani o pıhtıyı oradan çekiyoruz. Bunu şu anda kardiyologlar yapıyor, radyologlar yapıyor, özel nöroloji üzerine uzmanlaşmış girişimsel radyologlar yapıyor. Yani içeride gördüğümüz o tıkalı damarı biz aynı zamanda masada da görüyoruz. Yani onu çekip alıyoruz ve önümüze getiriyoruz. Tabii hasta, komada giren bir hasta veya konuşamayan bir hasta sanki uykudan uyanmış gibi o anda o kan dolaşımıyla kendine gelebiliyor. Çok efektif ve belki de mucizevi bir tedavi gibi sayılabilir yani bu hastalar için. Yani saniyelerle, saatlerle ölçülü bir bir hastalık biçimi bu değil mi? Bu anlamda ambulans, yani büyük şehirlerde ambulansların hemen ulaşabilmesi için bu tedavi merkezlerine de bir takım mesajlarınız olacak mı? Çünkü çok görüyoruz ambulansın geçişi esnasında yolun verilmeyişi mesela ya da ambulansın geç gelmesi. Bu konuda kimlere ne gibi roller düşüyor? Evet. Yani sonuç olarak ambulans dediğim şey zaten acil hasta taşıyor ve bu nedenle yani artık bunu bu sosyal platformlarda tabii bununla ilişkili işte video paylaşımlar olsun şu olsun bilinçlenme bence çok çok arttı yani. Şu anda özellikle İstanbul'da ben bununla ilişkili çok ciddi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Kaldı ki kanuni bazı şeyleri de geliyor, cezaları da geliyor. Yani o yüzden bu ulaşımla ilişkili çok bir sıkıntı yok. Burada önemli olan işte hastanın doğru adrese gitmesi daha önemli gibi gözüküyor. Doğru gerçekten o ambulansın araması. İçinde... Biz aracı kullanan şoför de olabiliriz yani trafikteki ama ambulansın içinde annemiz babamız da gidiyor olabilir. Yani bunu herkesin bu bilinçli olması lazım. Değil mi? Çok güzel bir mesajdı bu. Şimdi kardiyolog olarak sizin inme hastalarına özel tetkik ve girişimleriniz var mıdır diye soracağım. Çünkü nörologların yaptığı girişimler var, kardiyologların yaptığı girişimler var değil mi? Bizim en çok yaptığımız girişim dediğim gibi bu özellikle genç hastalarda görünen bu inme tedavisinde tabii biz de bu tedaviyi uyguluyoruz ama şu an Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği kriterler doğrultusunda yani inme merkezinde çalışan kardiyologlar bu işlemi yapabiliyorlar. Eğer inme merkezinde çalışmıyorsanız bu işlemi yapıyor olmanız uygun bir şey değil. Çünkü şu an Sağlık Bakanlığı diyor ki yani eğer bir hasta felç şüpheleniyorsanız buraları yollayın çünkü burada bunların uzmanları zaten bu hastaları bekliyor. Yani biz anjiyo yaparken bile böyle bir şey olsa yeri geldiğinde hastayı biz oralara yolluyoruz açıkçası. Çünkü hastayla ilişkili bir komplikasyon gelişme riskini orada almamamız lazım. Biz inme merkezine bu hastayı yollarsak, oradaki hekim arkadaşlara da olayla ilişkili ayrıntılı bir bilgi verirsek bu hasta açısından en uygun olay. Diğer bizim inme ile ilişkili asıl yaptığımız olay tabii ki bu patent foramen ovale dediğimiz kulakçıklar arasında biraz önce anlattığım bu kirli kanla temiz kan karışma olayındaki o kapakçıklı o deliği o zarların arasındaki o kan geçişini engelleyici yine kasıktan uygulanan tedavileri biz yapıyoruz. Bazen de tabii kalbi delik olan kişilerde de felç olursa yine aynı şekilde bu kalp deliklerini biz kapatıyoruz. Bunun dışında asıl yeni güncel tedavi olarak düşünürsek mesela hasta felç geçirdi kan sulandırıcı ilaç verilemiyor. Dedim ya mesela yaşlarda kan sulandırıcı ilaçları vermemiz lazım ama hasta mide kanaması geçirmiş veyahut da yine beyin kanaması geçirmiş bu ilaçları kullanırken. Bu durumda da işte kalbin o kulakçıklar içinde pıhtıyı topladığı bazı ufak odacıklar var. Bunları kasıktan girerek appendix dediğimiz bu bölgelere bazı özel cihazlar yerleştiriyoruz ki orada pıhtı artık tutunamasın. Kan sulandırıcı hasta kullanamıyor olsa bile pıhtı oluşacak yerleri tıkaçla kapatırsak yine hastanın felç riskini kısmen uzun vadede azaltıyoruz. Yani tekrarlama riskini diyeyim. Hocam Kocaeli'den bir telefon bağlantımız olacak. Mustafa Bey'in size sorusu var. Günaydın Mustafa Bey. Günaydınlar, günaydınlar Duygu Hanım. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinleyelim sorununuzu. Önce sizi tanıyalım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Devamlı izleyicinizim sizin. Buyurun. Barış Bey'i de görünce sorunlar yaşıyordum. Hem kardiyoloji olayında şeker hastasıyım. Evet. Buyurun hocam siz soru sorun. Evet Mustafa Bey devam edin lütfen. Ben kalbimde stent var. 2 sene önce takıldı. İlaçlı stent takıldı. Güzel. Şeker hastasıyım aynı zamanda. Ve ayağımda elimde çok uyuşma oluyor. Karıncalanma oluyor. Ne bileyim uyuşma oluyor. Böyle bir bıçakla, çatalla çizilmiş gibi oluyor. Dolayısıyla onunla ilgili ilaçlar
verdi doktorlarım. Yani tanık doktor arkadaşlarım da var. Çok doktor arkadaşlarım var. Yardımcı oluyorlar. Peki kullandığım ilaçları söyleyebilir miyim Barış Bey'e? Müsaade eder mi? Yani ilaç ismi söyleyemiyoruz ama. Ben bunları size genel olarak yani şu anda yürümeniz nasıl? Yani yürürken bir göğüs ağrım falan. Barış Bey, benim sağ ayağımın sol tarafında kemikte bir ağrı oluştu. Çok büyük bir ağrı. Yani inanır mısınız yatağın içinde yatırmıyordu. Yatağın içinde dönüyordum böyle. Dolayısıyla bir kalp damarcığa yönlendirdiler beni. Kalp damarcığa gittim. Bana basit diyebileceğim bir ilaç verdi. Abi dedi bu ilacı kullan. Bana dedi dua edeceksin. İki aydır kullanıyorum. Yani %80-85 iyileşti diyebilirim. Hı. Daha farklı ilaçlar da kullanıyorum bunun yanında. Bu elimdeki ayağımdaki uyuşma için. Ama kuvvetli bir ilaç. Yani başımı döndürüyor. Rahatsız edecek şekilde ilacı aldım mıydım? Hemen yani uyku şey oluyor, asites oluyor. Şimdi sizdeki durum şu, şeker hastalığı sinirleri ve kılcal damarları biraz zedelemiş gibi gözüküyor. Buna nöropati deniyor. Yani bu uyuşmalar, işte his kayıpları hep bu nöropatinin sonucu. Ayağınızdaki yara da biliyorsunuz bu şeker hastalığında ayak yaraları çıkabilir. Yara yok ama oluyor. Yine de işte ayakkabı sürtmesinden falan oluyor. İşte öyle basit şeylerden dolayı çünkü biliyorum onu, deneyimli bir hastayım. Hem kan dolaşımında yani dokuların içten dahi olsa iyileşmesiyle ilgili bazı problemlerden dolayı hem de tabii ki bu sinir sistemi dediğimiz şey vücudun dengesi dahil her şeyi içerdiği için yani siz ayağınızı bastığınız işte bu ortopedik ayakkabı vesaire özel tedaviler gerektirecek bazı şeyler de bu hastalara öneriliyor. Yani ayağınızın denge noktalarındaki problemlerden dolayı bu sinirler bunu eğer iyi dengeleyemezse sizin normalde işte eklemlerinize fazla yüklenmeye bağlı olarak bu tarz şeyler olabilir. Ama damar tıkanıklığı eğer ayağınızda yara açılmadıysa veyahut da yol yürümeniz normalse genelde işte bu yine kan sulandırıcılar artı işte damar dolaşım düzenleyicileri bunlar hallolur. Artı kolesterol ilacı kullanmanız gerekiyor. Yani genel olarak bu sinir iltihabıyla ilişkili yani sinir iltihabıyla ilişkili de nörologlar zaten size bazı ilaçlar yazmış. Yani bu şeker hastalığının biraz uzun vadeli komplikasyonları gibi düşünmek lazım. Yani o ilaçları kullanarak takibinizi yaptıracaksınız. Bu hastalığı açıkçası %100 böyle tamamen sizi rahatlatır mı o konuda da nörologlar biraz sizi yönlendirecek. Evet, yani kalp ve ilişkili... Böyle bir şey söyleyeyim Barış Bey. Benim nörolog yeğenim de var. Yani çok da iyi bir yeğenim olduğu için konuşmuyorum. Yani çok ilgileniyor. İlgilendiği halde bir çözüm bulamıyorum bu ayağımdaki elimdeki uyuşmaya. İşte bu nöropati hastalığından dolayı. Ama bu ayağımdaki o olaya doktorun dediği basit bir ilaç çok faydası oldu. İsmini versen mahsuru var mı? Yok isim vermeyelim. İsim vermiyoruz. Evet. İsim vermiyorum. Tamam yani sonuç olarak her hasta muayenesine göre ilaç. Doktor onu reçete yazacağı için evet. Yani bir ilaç herkese iyi gelir diye bir kural geçerli değil. Evet. Tamam. Evet. Şöyle tamam. Zaten sağlık müdürlüğünün karşılamadığı bir ilaç. Yani ücretle aldığım bir ilaç. Hakikaten yani bana dua edeceksin dedi doktor bey. Ben de şimdi dua etmeye başladım. Tamam. %85 iyileşti yani. Tamam. Geçeceğiz. Ama uyuşmaya çare bulamıyorum. Yani inmeden falan da korkmuyorum. Yani sporumu falan yapmaya çalışıyorum. İlaçlarımı kullanıyorum. Yani deneyimli bir hasta olduğum için kendime evet. Çok dikkat ediyorum. Yürüyüş yapamıyorum ama işte ayağımda sorun olduğu için. İşte bunlar biraz fizik yani, tedavi burada önemli oluyor açıkçası. Yani evet, düzgün bir ayakkabı kullanırsanız ortopedik ayakkabıyla biraz daha... Senede bir veya iki kere hastaneye gidiyorum. 10 gün bir tedavi görüyorum. 5 gün tedavi görüyorum. Evet. Yani Allah razı olsun. Doktorlarımız hakikaten ilgileniyorlar. Çok ilgileniyorlar. Yani kardiyoloji çocuklar var. Ya inanır mısınız? Nasıl ilgileniyorlar? Tarif edemem. Yani Allah razı olsun hepinize. Tamam, geçmiş olsun. Ben ilaçların ismini de söylemek istiyordum ama işte sorun olduğu için... Yok onu hekiminizle paylaşacaksınız. Evet. Peki Barış Bey bir şey daha soracağım, son sorum. Tamam, kısacık. Çok ilaç kullanıyorum ben. Günde 14 ilaç. 4 kere de insülin yapıyorum. Sizden bir şey rica edeceğim. Bunları ben ömür boyu kullanacağım mı? Yani bunları hekiminiz ayarlıyor ama genelde bu ilaçlar hem tedavi hem koruyucu olduğu için yani en azından kalp ilaçlarını ömür boyu veriyoruz. Sadece burada evet. Mide koruyucu ilaç önemli. Onu da genelde kan sulandırıcı ilaçlarla beraber kullanmak lazım. Alıyorum ama. Her zaman almıyorum. Tamam. Onu da alıyorum. Dediğim gibi çok deneyimli bir hastayım. Çok dikkat ediyorum. Yani sizlere hep duacıyım. Allah tamam. Razı olsun. Geçmiş olsun. Peki. Doktorlarımız çok iyi. Geçmiş olsun Mustafa Teşekkür Bey. Teşekkür ediyorum ben o zaman. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Geçmiş İyi olsun. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun. Hocam bir izleyicimiz de 6 yıl önce babam iskemik hastalığı geçirdi ve şu an aralarda sağ ayağında ağırlaşma ve yürüme zorluğu ve dengesizlik bulunmakta. İlaç mı, rehabilitasyon mu ne önerirsiniz diye sormuş ama ne dersiniz? Tabii burada
yani zaten ilaç hep kullanılıyor. Çünkü bizim verdiğimiz ilaçlar beyin dokusu üzerine çok etkili şeyler değil. Biz sadece hastalık tekrarlamasın diye veya daha ciddi başka atak olmasın diye. Bu hasta diyelim ki hasta iyileşti ama biraz da yine de yürümesinde dengesizlik problemi var. Konuşmasında problem olabilir veya işte kasda güç kaybı olabilir. Bunlar da fizik tedavi ve rehabilitasyon çok çok önemli. Bu kalp rehabilitasyonu deniyor. Tabii bunun benzeri nörolojik rehabilitasyon. Yani aslında bizim rehabilitasyon dediğimiz şey genelde felç hastalarına uygulanan bir şey ama biz kalp hastalarında da bunu öneriyoruz. Bunu nöroloji doktoru zaten hasta takip edip taburcu olurken bunu planlıyor. Bunun en önemli sebebini şimdi hasta eğer yatağa bağımlıysa tabii hastada sırt kısmında yaralar açılabilir. Yani bunun yatakta yapılan bazı rehabilitasyon hareketleri var. Bir de kullanmadığı yani sağlam olan kısmında kas gücünü kaybetmemesi lazım. Çünkü hasta diyelim ki ayağa kaldıracağız veya oturtacağız. Sağlam olan kısmının bunu biraz yani etkilenen bölgeye destek olması lazım. Bu eğer hasta diyelim ki çok fazla yattı. Bu defa ne olacak? Sağlam olan kısımda da güç kaybı olacak veyahut da beyinde dengeyle ilişkili merkezlerde bunun yani tekrardan egzersizini yaptırmamız lazım ki zedelenen kısmın fonksiyonlarını beynin başka kısımları alması lazım. Mesela hasta felç geçirdi, kolunu hiç hareket ettiremiyor. Eklemler tutulur. İşte kontraktür dediğimiz tendonlarda sertleşme gibi. Bu defa fizik tedavi başladığı zaman efekti bunu uygulayamaz. Çünkü bu kasılan bölgelerin açılması da biliyorsunuz felç olmayan hastalarda bile çok çok uzun süreler alabiliyor. Evet. Burada olay fizik tedavi alarak bir hasta hastaneden çıktığında belki oturamıyor, yürüyemiyor bile olsa fizik tedaviyle yürüyecek hale tabii ki destek cihazları da veriyorlar. Bazı ortopedik destek cihazlarıyla hasta normal hayatını idame ettirecek noktaya kadar gelebilir. Ama bunu nöroloji, fizik tedavi doktoruyla beraber planlaması lazım. Tabii ki hastanın bunun yanında depresyon riski var. Psikolojik destek çok çok önemli. İşte bazı gıdaları yiyemeyebilir. Nütrisyon dediğimiz beslenme düzenlenmesi. Yani aslında bu tam bir takım işi. Evet, oluyor. Ekip işinin ne tabii kadar o yüzden zaten olduğunu. İnme ünitesi, inme merkezinin acil tedavinin sonrasında bunlar da diğer komponentleri oluşturuyor. Devreye giriyor. Hocam süremiz doldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bizi teşekkür inme ederim. Konusunda bilgilendirmiş çok önemli bir oldunuz. Konu. Çok önemli bir konuydu. Teşekkür ediyoruz. Efendim 29 Ekim inme konusunda bilincin arttırılması günü. Biz de bugünden biraz önce kardiyoloji uzmanı doçent doktor Barış Güngör'le birlikte inmenin üzerine eğildik ve kendisiyle beraber bu haftayı da bitiriyoruz. Pazartesi günü yine aynı saatte karşınızda olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın, olur mu? Hoşça kalın.